Merhabalar. Bu haftaki Star Panama'nın konuğu benim. Çok sevdiğim arkadaşlarım. Bakalım bugün benim için ne demişler. Merakla bekliyorum söyleyeceklerini, söylediklerini. Hemen başlayalım. Gökhan'cığım merhabalar. Öncelikle bu programda yer aldığım için çok mutlu olduğumu sana söylemek istiyorum. Çünkü seni çok seviyorum. Hemen bunu başlangıcından söyleyeyim. Finalde bir daha söyleyeceğim. seninle ilgili hatırladığım ve hafızamda olan birkaç şeyi anlatmak istiyorum. Öncelikle tanışmamızı anlatmak istiyorum. Hatırladığım kadarıyla muhtemelen Fransız sokağındaydı galiba. Sen sahne yapıyordun. O sırada da klibin dönüyordu televizyonlarda. Büyük insan klibin dönüyordu. Seni ilk orada gördüm ve demiştim ki kendi kendime, Allah Allah demiştim ya, adamın televizyonda klibi dönüyor. O burada elinde gitarla gayet güzel bir şekilde, hiç sanki büyük bir şey değilmiş gibi, bunu umursamaksızın burada çalıp söylüyor. Ne kadar benim kafada bir adam diye düşünmüştüm. Çünkü ben de aynı kafada bir adam olduğum için senin gibi. Murat abiyle tanıştığımız yer Fransız Sokağı'ndaydı dediği gibi. Orada ben program yapıyordum. O zamanlar işte ilk albüm çıkmıştı. Yani bir süre boyunca hani konser yapamamıştık falan filandı. Bayağı bir sıkıntılar olmuştu. Ben de hani elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyordum. İşte Fransız Sokağı'nda bir mekanda çıkıyordum haftanın 3 günü. Murat abi de oraya bazen işte gelip oradaki güzel müzisyenlere, sevdiği adamlara perküsyonuyla işte eşlik ediyordu. Bir gün öyle bir geldiğinde karşılaşmıştık. Şimdi de yeni albümünü yaptım. İşte beraber yaptık Yılmaz Uyar'la beraber. İlk yapımcılığını yaptığım albümdür Murat abinin albümü. Bir iki ay önce çıktı onun da albümü. Benimle aynı zamanlar çıktı. Çok da keyifli, çok da güzel bir albüm oldu. Yani çok sevdiğim adamlardan biridir Murat abi. Sevgili kardeşim, inşallah daha çok gençsin tabii ki. İnşallah Allah sana uzun bir ömür versin ve müzikle dolu bir ömür versin. Bu ömür içerisinde inşallah seninle birlikte çok güzel işler yapalım. Gelebileceğin yerlerin en yükseğine, zaten oralardasın ama daha da yükseğine gelmeni, Türkiye'deki popüler kültürle alakalı, müzik kültürüyle alakalı bir sürü şeyi değiştirecek adamlardan biri olmanı çok temenni ediyorum. İnşallah bunları beraber gerçekleştiririz. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Benim kendi albüme verdiğin katkıdan ötürü de sana çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ya çok teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten çok güzel bir röportaj olmuş. Dediğim gibi Murat abi çok önemli bir adam bence ve şu zamana kadar sahnede çok fazla sahnede olmuş. Çok fazla kişiyle aynı sahneyi paylaşmış, çok önemli isimlerle aynı sahneyi paylaşmış bir adam. Ben onun için elinden geleni yapacağımı zaten daha önce de söylemiştim. Ben şu an çok fazla çok bir şey hani olmasa da şu an hani 3 albüm çıkarmışım. Hani bir prodüktör anlamında bir şey daha yapamadım şu ana kadar ama dediğim gibi ilk yapımcılığını yaptığım insandır. Ve müzisyen kimliği de çok iyi olduğu için, ön planda olduğu için ve ben de bundan sonra hep böyle insanlarla çalışmak istediğim için onunla da çalışmak çok istemiştim. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Aynı sahnede paylaşmışlığım vardı daha önceden. Umarım bundan sonra da albüm olsa da olmasa da aynı sahneye paylaşmaya devam ederiz. Gökhan'la ilk tanışmamız 2,5 sene önce oldu bir arkadaşım vasıtasıyla. Yani sabahın 8'inde beni arayıp oraya beyler beni gelmemi söylediler. Çok istediler falan, tanıştırmak istiyoruz seni diye. Ve sabah gittiğimde hepsi uyuyakalmıştı. Ben 45 dakika Bahçeliler'den Beylerbeyi'ne gidip bekledim bir 45 dakika ve tanışamamıştım. Daha sonra provada tanışmak nasip oldu kendisiyle. Aytaç benim şu anki klavyecim. Aynı zamanda işte aranjörlerimden bir tanesi. Çok yetenekli, inanılmaz yetenekli ve çok sevdiğim bir adamdır. İlk tanışmamız dediği gibi bizim evde olacaktı, olamadı. Şöyle bir durum oldu. Konser sonrası bütün orkestra benim eve geçtik. İşte orada kutlama yaptık. Biraz hani işte devam ettik. Hani daha doğrusu eğlencemize. Sonra o zaman tek klavye çalışıyorduk. Hani orkestramızda tek klavye vardı. Atıl Aksoy vardı sadece. Atıl Aytaç'ın işte çok değerli müzisyen olduğunu, işte çok güzel şarkılarının olduğunu, seninle tanıştırmamı, yani benimle tanıştırmak çok istediğini söyledi. Gecenin hani
bir saatiydi ve çok geç bir saatti. Sabaha karşı bir saatti. Aradık. İşte Atıl aradı, dedi ki böyle böyle Aytaç gel lütfen dedi işte. Bak dedi, seni Gökhan'la tanıştıracağım falan filandı. İşte o da Bahçelievler'deydi o zaman. Bahçelievler'de oturuyor. Du yani. Ve o saatte tamam dedi, çok ısrar etti Atıl. Bayağı ısrar ettik. Yani gel mutlaka, gel mutlaka diye. O saatte çocuk kalktı, Beylerbeyi'ne geldi. Beylerbeyi'nde biraz daha yukarısında benim evim. Oraya geldiğinde ara demiştik. Oraya gelip bizi arıyor. Herkes pert durumda, uyuyakalmış. Ve çocuk o saatte sabahın 6'sında tekrar Bahçelievler'e geri dönmek zorunda kalmıştı. Dediği gibi daha sonra da provada tanışma fırsatı bulup ve Aytaç'ı da orkestramıza dahil ettik ve çok da iyi yapmışız yani. Öyle bir tanışmışlığımız var. 2,5 senedir birlikte çalışıyoruz. Gayet keyifli, çok güzel konserler verdik. Evet, Gökhan'la çalışmanın artı yönleri nelerdir? Daha önce birçok sanatçıyla çalıştık. O zaman nasıl diyeyim, birine çalıyor gibi takılıyorduk. Ama Gökhan'la tanıştıktan sonra o da bize çok güvendi ve bize bıraktı tamamen müziği. Biz ekip olarak kendi grubumuzmuş gibi daha özverili çalıştık ve şu an böyle bir proje ortaya çıktı. İş daha sonra albüm aşamasına sarktı. Bu ara albümde bizle çalışmak istedi ve ekip olarak kapandık. Bir ay içinde bu albümü çıkardık ve çok keyifli bir zaman geçirdik. Gerçekten çalışması çok keyifliydi. Tek temennim yaptığı müziği aynı şekilde devam ettirmesi ve yani çalışmalarına böyle devam etmesi. Başarılar diliyorum. Aytaç son albümde, ara albümünde ilk benim birinci albümdeki Aşk Lazım parçasını tekrar yeniden yapan, yeniden düzenleyen adam. Aytaç Özgümüş'ün işte versiyon olarak yazıyor zaten ara albümde Aşk Lazım'ı. Çok dediğim gibi çok yetenekli bir adamdır. Çok da güvendiğim bir adamdır müziğine. Dediği gibi işte son albümde, ara albümde beraber çalışmak istedim. Çünkü çok güvendim orkestrama. Ben orkestraya çok değer veren bir adamım. Çünkü müzisyenler hani sahnede önemli olan şey şudur. Hani beraber bir şeyler yapabiliyorsundur. Beraber bir şeyler yapıyorsundur. Solist olarak tabii ki şarkı söylemek çok önemli ama orkestranla vakit geçirmek, çünkü sahneye beraber çıktığın için aynı şeyleri paylaşmak çok önemlidir. Aytaç'ın da böyle düşünmesi ve çocuklarının böyle düşünmesi tabii ki çok güzel. Teşekkür ediyorum kendisine. Merhabalar Gökhan. Nasılsın? Nasıl geçti tatilin demeyeceğim. Birkaç gündür beraberdik kendisiyle. Gökhan çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Konserlerimizi birbirimizin konserlerini karşılıklı olarak takip ederiz. Dedim hep bir kuliste denk gelmelerimiz olur. Grubuyla da çok iyi arkadaşız. Onun Sertaç bu arada Aytaç'ın abisidir. Daha işte son 4 gün tatilimiz beraber geçti. O da tatilden sırf benim röportajı vermek için bu arada geldi, onu biliyorum. Maltıtap da benim için çok önemli bir gruptur. Yani Türkiye'de daha bence yani yapmak istediklerini yapamadılar. Çok çok iyi yerlere geleceklerini biliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum kendilerine zaman ayırdıkları için. Son albümünde ben albüm mixlerini de yaptım. O arada da stüdyoda da bayağı güzel vakit geçirme şansımız da oldu. Ha, bu arada evet, son albümde, ara albümünde sevgili Selim Siyami gitarları çalmıştı. Bitmesin'in akustik gitarlarını, Aşk Lazım'ın elektro gitarlarını çaldı. Sertaç da bütün albümün mixini yapan adamdır bu arada. Gökhan konserlerimize geldiği zaman onu kuliste görmek insana birazcık motivasyon veriyor. Çünkü böyle çok neşeli ve hareketli ve yüksek enerjili. Tabii ilişkimiz sadece arkadaşlık boyutunda değil, müzik anlamında da birbirimize destek oluyoruz. Ben de onun albümünde mesela Sertaç mixlerini yaparken ben de çok güzel iki tane şarkısının gitarlarını çalmıştım. Büyük de keyif aldım. Her zaman böyle şeyler yapma şansım olmuyor çünkü. Selam Gökhan. Sadece konserler anlamında birbirimize gidip gelmiyoruz. Çok ortak noktamız da var aslında. Sahne dışında da görüşüyoruz onunla. Çok da güzel bir enerji de yakaladık hem orkestrasıyla. Hepsi zaten çok yakın arkadaşımız. Gökhan da en son bizim bir klip partisinde birlikteydik. Orada da çok eğlenmiştik. Klip kardeşliğimiz var. Ortak yönlerimizden birisi. Bizim ilk klibi çeken Ali Demirel, onun da bu Bitmesin klibini çekti. O da çok güzel oldu. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Gökhan'ın sadece sahne performansı değil, sahil performansı da gayet başarılı. Hani
denk gelirseniz mutlaka sahilde bir yanına yanaşın. Oturun sahilde de dalgalarla beraber bir iki şarkı dinlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Vallahi yani dediğim gibi Muhatap çok 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 önemli bir grup bence. Çok çok iyi yerlere gelecekler. Hepsini teker teker çok seviyorum. Çok da dediği gibi orkestra olarak da bizim orkestramız hep beraber konserler dışında da hep bir aradayız. Çok keyifli sohbetlerimiz oluyor, fikir alışverişlerimiz oluyor. Hepsine çok teşekkür ederim ayrı ayrı. Böyle seni anlatmak burada tabii ilginç geliyor. Hafta sonları beraber görüşüp arada bir tane şey yapıp da. Kısaca anlatmak gerekirse ilk Koca Üniversitesi'nde Gökhan'la beraberdik. Tanışma tabii ilginç oldu. Aynı sınıftayız. Edebiyat dersindeydik. Hoca böyle işte herkes ne yapıyor, ne ediyor gibilerinden böyle soru soruyordu. Dedik işte İstanbul'dan geldik. Çok alakasız bir yere düştük. Nasıl olacak, nasıl bitecek diye böyle herkes anlatıyordu. Gökhan da bahsetti, İstanbul'dayım. İşte gitar çalıyorum. Ben de gitar çalıyordum o zamanlar. Koca Üniversitesi'nde Kandıra Meslek Yüksekokulu'nda 2 senelik bir okuldu. Orada aynı sınıftaydık Kerem'le. Yani Kandıra İzmit'ten, Kocaeli'den çok alakasız, çok farklı bir yerdi. Biraz daha uzakta bir yerdeydi. İstanbul'dan bir de oranın öyle bir yer olduğunu bilmiyorduk biz açıkçası. Hani Kocaeli deyince Kocaeli'de bir yer diye düşünüyorduk. İşte üniversitede hani genelde öyle oluyor. Bildiğiniz zannettiğiniz yere bir gidiyorsunuz. Bu çok alakasız bir yer çıkabiliyor. Aslında çok güzel de 2 sene geçirdim ben Kandıra'da. İlk başta çok böyle ne yapacağız, ne edeceğiz diye zorlanmıştık. Kerem'le hem aynı evde hem de aynı sınıfta olmak çok keyifliydi. Sonra ev arıyorduk. Beraber eve çıktık. Bir sürü güzel anımız oldu. Hepsini sen çok çok iyi hatırlıyorsundur. İlk defa Koca Üniversitesi'nde Kandıra'da canlı müzik adına bir şeyler yapmaya çalıştık. Herkesin çarşamba akşamları toplantı o geceleri hatırlıyorsundur. Bizim Onur diye bir arkadaşımız vardı. O da aynı sınıfta, aynı evdeydik. Üçümüzün bir grubu vardı, Menemen diye. Kandıra'da çok fazla müzik yapan birileri yoktu. Biz hani bir şeyler yapalım dedik ve o zaman orada canlı müzik yapıyorduk her hafta. Bir kafede. Yani işte küçük bir yerdi zaten Kandıra ve orada yapabileceğimizin artık böyle en iyisini yapmaya çalışıyorduk. Okulda konser veriyorduk. İşte orada dediğim gibi kafede konser veriyorduk. Kerem gitar da çalar aynı zamanda fotoğrafçının yanında. Çok da keyifli sahnelerimiz olmuştur yani. İstanbul'a döndükten sonra yollar ister istemez ayrıldı. Ben fotoğraf üzerine devam ettim. O da müzik üzerine devam etti. Başarılı olacağını çok çok iyi biliyordum. Bunu zaten hep konuşuyorduk. İyi şeyler yapmak istiyordu. Türkiye'de kaliteli müziği değiştirebileceğini düşünüyordu. Bunu da başardı bence. Yani bu zaten şu anki çizgisinden bulunduğu yerden açıkça belli. Şu anda Gökhan kendi müziğini yapıyor. Ben onu dinlemeye gidiyorum. Fotoğrafla alakalı bir şey olduğu zaman da o da buraya geliyor. İlginç hayat. Aynı şekilde aynı müziği yaparken şu anda ayrılıp yine tekrar beraber olmak bayağı ilginç geliyor bana. Son olarak senin çok iyi yerlere geleceğini çok çok iyi biliyorum. Çok güzel şeyler yapıyorsun. Bunların devamında da bir sürü şey var. Oturup konuştuğumuz güzel projeler var. Bunları hayata geçireceğiz kısa sürede. Aynı şekilde sofra muhabbetlerimiz devam edecek. Bu dostluktan bir şey eksileceğini zannetmiyorum ben. Güzel günlerde kal. Çok teşekkür ediyorum Kerem. Yani Kerem dediğim gibi üniversiteden beri tanıdığım ve dediği gibi işte bir süre böyle bir şey yapmadığımız, görüşmediğimiz ama daha sonradan onun fotoğrafçılığının iyi olduğunu bildiğim için ya babasından gelme bir meslek olduğu için ve bunun devam ettirmesini gerektiğini bildiğim için ve bunu çok iyi başarılı bir şekilde devam ettirdiğini bildiğim için onunla çalışmak istedim. Kerem'le de bundan sonra çok çok güzel işler yapacağız. Bu son ara albümün fotoğraflarını da Kerem çekmişti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün herkese, dostlarıma, hepsine sevgiler yolluyorum. Dediğimiz gibi hiçbir şey eksilmeden güzel bir şekilde dostluğumuza ve iş hayatımıza devam ederiz. Herkese sevgiler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.